paragrafı okumuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Ve huve kelamullahi teala la yusavihi şey'un min kelamil mahlukin ve la nakulu bi halqihi. Burayı okumuştuk. Kur'an Allah Teala'nın kelamıdır. Yaratılmışların sözü hiçbir şekilde ona denk olamaz. Kur'an'ın yaratılmış bir kelam olduğunu da söylemeyiz demişti imamlarımız. (gülüyor) 77 numaralı paragraf ve la nuhalifu cemaatel muslimin. Bu da ehli sünnet vel cemaatin temel belki de en temel itikat ilkesidir. Müslümanların cemaatine muhalefet etmeyiz. Müslümanların cemaati kimdir? Ehl-i sünnet vel cemaatteki cemaati izah etmemiz lazım ki oradan bu ifadenin açılımına geçebilelim. Ehl-i sünnet tabiri malum olduğu gibi iki kısımdan oluşuyor. Sünnet ve cemaat. Sünnet aleyhissalatü vesselam Efendimizin dinin tebliği, Kur'an'ın beyanı, bağlamında bize bıraktığı her şey, hatta onun bütün sözleri, takrirleri, emirleri, yasakları, fiilleri sünnet olarak ifade edilmiş ulemamız tarafından. Sahabe asrının sonlarına doğru ortaya çıkmaya başlayan kelam fırkaları içerisinde sünnete ittibayı reddeden, sünneti bir delil olarak tanımıyorum diyen bir fırka bilmiyoruz. Müslümanların fırkaları içerisinde, itikadi mezhepleri içerisinde böyle diyen kimse bilmiyoruz. Kendisini hem İslam'a nispet etsin hem de ben sünneti tanımıyorum, peygamberin sünneti beni bağlamaz diyen bir fırka bilmiyoruz. Modern zamanlarda ortaya çıkmış Kur'ancılar, Kur'aniyyun, Ehli Kur'an, Mealciler, birçok isimle anılan fırka bunun istisnasını oluşturuyor. Bunlar kendilerini Kur'an'a nispet ediyorlar, İslam'a nispet ediyorlar, Müslümanız diyorlar. Fakat Efendimizin misyonunun Kur'an'ı tebliğden ibaret olduğunu, onun dışında onun sünnetinin, onun yapıp ettiklerinin bizim için herhangi bir bağlayıcılık ifade etmediğini söylüyorlar. İleride gelecek paragraflar var tekfir konusunda. O paragraflar geldiğinde inşallah bu tekfir meselesini detaylı bir şekilde işlemeye çalışacağız. Fakat burada şu kadarını söyleyelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin dindeki konumunu, misyonunu, sünnetini, onun bağlayıcılığını tartışma konusu yapan kimse dinden çıkmıştır. Bunun adını açık ve net bir şekilde koymamız lazım. Peygamberin sünneti beni bağlamaz diyen birçok kimse Kur'an'ın birçok ayetine muhalefet etmiştir. Dolayısıyla dinden çıkmıştır. Bu küfürdür. Peygamber beni bağlamaz diyen bir insanın, bir din mensubunun, hangi dine mensup olursa olsun, inandığı peygamberin sünnetinin kendisini bağlamayacağını söylemesini hiçbir din mensubu normal karşılamaz, tolere etmez. Bu din içinde kabul edilebilecek, onaylanabilecek, hoş görülebilecek bir tutum değil. Adı Kur'an'a dayanmak olsun, adı tevhid olsun, adı ne olursa olsun, Efendimizin misyonunu, bağlayıcılığını, peygamberliğini, rehberliğini tartışma konusu yapmak doğru değil. Biz bunu gayrimüslimlerle münakaşa ederiz. Peygamber Efendimizin nübüvvetini, peygamberliğini, sıdkını, mucizelerini gayrimüslimlerle münakaşa ederiz ama bir Müslümanın, kendisini Müslüman olarak ifade eden bir kimsenin daha doğrusu böyle bir meseleyi tartışma konusu yapması din içi bir mesele olmaktan konuyu çıkarır. Bu bir Müslümanla
bir gayrimüslim arasındaki bir mesele haline gelir. Dolayısıyla onunla o bağlamda konuşmak lazım. Çünkü o insanın Kur'an'a imanı, Kur'an'a teslimiyeti iddiası tartışmalıdır. O insan Kur'an'a inansa, iman etse böyle bir şeyi iddia etmez. Onlarca Kur'an ayetine açık bir şekilde muhalefet anlamına gelecek böyle bir tavrı aklı başında bir Müslüman benimseyemez, müdafaa edemez. Ehl-i sünnet vel cemaat tabirindeki ikinci kısım cemaat öncelikle sahabe-i kiramı anlatır. Allah hepsinden razı olsun. Sahabe-i kiramla ilgili de müstakil paragraflarımız, pasajlarımız gelecek. İnşallah ileride onun üzerinde de detaylı olarak duracağız. Bu bağlamda da burada şu kadarını söyleyelim. Sahabe-i kiram bizim için vazgeçilmezdir. İslam dininin kırmızı çizgileri vardır. Bu kırmızı çizgilere biz zarurat-ı diniye diyoruz. Bir kimse Allah'a iman ettiğini söylese, peygamberlere iman ettiğini söylese, amentünün diğer ilkelerine, diğer umdelerine iman ettiğini söylese ve fakat bu zarurat-ı diniyeden birisini inkar etse, ihlal etse o kimse kafir olur. Daha evvel muhtelif vesilelerle değinmiştik. Ben bütün peygamberlere iman ediyorum ama Peygamber Efendimiz son Resul değildir. Ondan sonra da Resul gelecektir diyen bir kimse kafir olur. Onun bütün ibadetlerini mükemmelen yapıyor olması, çok zahit, çok abid olması, İslam için çok mücadele etmesi, dini hassasiyetinin çok yüksek olması hiçbir şeyi değiştirmez. Genellikle böyle olmaz ama olsa bile bilfarz böyle bir kimsenin bu türlü özellikleri onun dinin dışına çıkmasına mani olamaz. Çünkü zarurat-ı dini yeden birisini inkar etmiştir. Alem kadimdir dese bir insan, diğer bütün amet ülkelerine iman etse, çok abid zahit bir hayat yaşasa ama alem kadimdir dese, alemin varlığının başlangıcı yoktur dese kafir olur. İşte sahabe-i kiram da böyledir. Bu da bizim kırmızı çizgilerimizden birisidir. Zarurat-ı diniyeden birisidir. Sahabe nesli beni bağlamaz. Sahabeye güvenmiyorum. Sahabe kafir oldu. Sahabenin benim için dinde hiçbir önemi özelliği yoktur diyen bir kimse hem vakaya ters düşmüş olur hem pek çok ayete ve hadise muhalefet etmiş olur. Sahabe-i kiramla ilgili bahis geldiğinde bu meseleye tekrar döneceğiz inşallah. Dolayısıyla sahabe-i kiramın yeri doldurulmaz bir nesil olması Kur'an'da ve sünnette haklarında pek çok methü sena mahiyetli nassın varid olmuş bulunması dolayısıyla biz sahabe-i kiramı zarurat-ı diniye çerçevesi içerisinde değerlendiriyoruz. Onlara toptan yönelecek bir ithamın ancak itham sahibinin aleyhine döneceğini söylüyoruz. İşte bu ehl-i sünnet vel cemaat tabiri içindeki cemaat birinci derecede sahabe-i kiramı oluşturur, ona işaret eder dedik. Arkasından aleyhissalatü vesselam Efendimizin birçok hadisinde ifade ettiği bir sevad-ı azam var. Müslümanların cemaati, Müslümanların büyük çoğunluğu, sahabe-i kiramdan itibaren bu ümmetin ana gövdesini oluşturan büyük kitle, sahabeden sonra cemaati oluşturur. Ona tabidir, onsuz olmaz, sahabesiz cemaat olunmaz ama cemaat sahabeden ibaret değildir. Sahabeyle başlayan, sahabeyi de içine alan ve fakat daha sonraki kuşaklara da uzanan daha geniş, daha kapsamlı bir tabirdir. Bu tabir sadece kelle sayısını ifade etmez. Aynı zamanda ulemanın icmaını da ifade eder. Bu ümmetin alimlerinin herhangi bir mesele üzerinde, bilhassa fıkhiyat alanında herhangi bir mesele üzerinde icma etmiş olması ümmetin diğer kesimlerini bağlayan bir delildir.
O icmaya muhalefet edilmez. O icmaya muhalefet edenin muhalefetine itibar edilmez. Dolayısıyla ehl-i sünnet vel cemaat dediğimizde bu ümmetin ulemasının rehberliğinde yürüyen ana gövdenin temel kabullerini kastediyoruz. Bu ümmetin gerçek rehberleri arkadaşlar müştehit ulemadır. Bu ümmetin selefinin, sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin ortaya koyduğu şey neyse ona tabi olmak, ona ittiba etmek madem ki bizim üzerimize vecibedir, vazifedir. Bunu biz gerek itikadiyat, gerek fıkhiyat alanında müştehit imamlara tabi olarak, onların izinden yürüyerek gerçekleştirebiliriz. Onların oluşturduğu müktesebatı aşarak, onları devreden çıkararak, bugünden selef asrına zıplamak tabiri caizse hayali bir harekettir. Bunun pratiği yoktur, bunun gerçekliği yoktur. Ve bu türlü fikir akımları, bu türlü hareketler sadece tahribat getirmiştir ümmete. Bugüne kadarki tecrübelerimiz de bunu net olarak gösteriyor. Bu ümmetin selefe tabi olma adı altında yaşadığı tecrübeler artık yeni tecrübelerin yaşanmasına gerek bırakmayacak kadar fazladır. El mücerreb, la yücerreb, denenmiş, denenmez. Selefe ittiba etmek isteyen bir kimse bu ümmetin müştehit imamlarına tabi olmalıdır. Bunun teorisi de böyledir, pratiği de böyledir. Dolayısıyla biz buradaki Müslümanların cemaatine muhalefet etmeyiz ifadesini, metnimizdeki la nuhalifu cemaatel muslimin ifadesini bütün bu çerçeve içerisinde anlamalıyız. Bu ümmetin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonraki rehber kuşağı sahabe-i kirama muhalefet etmeyiz. Onların icma ettiği hususlarda onlara muhalefet etmeyiz. Onların bize din diye naklettiği şeyleri tartışmayız, tartışılmasına tolerans göstermeyiz. Onu doğru bulmayız. Sahabe-i kiram bir konuda icma etmişse o bizim için dindir. Sahabe-i kiramın bize din olarak naklettiği şeyler bizim için dindir. Bunu tartışma konusu yaptığınız andan itibaren sahabenin güvenilirliği meselesi gündeme geldiği andan itibaren bu ümmetin sünnetle ve Kur'an'la bağları kesilir, irtibatı kopar. Ondan sonra herkes kafasına göre delil oluşturur, herkes kafasına göre din tasavvuru oluşturur, Kur'an anlayışı geliştirir. Bugün yaşadığımız hadise tam da budur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا buyuruyor. Burada iki unsur dikkatimizi çekiyor. Kendisine hidayet, Kur'an, vahiy, İslam geldikten sonra, ulaştıktan sonra bir kimse Peygamber aleyhissalatü vesselama muhalefet ederse, onunla çekişirse, onun söylediğinin aksini bir alternatif olarak ortaya koymaya kalkarsa ve dahi müminlerin yolundan ayrılır, başka bir yola giderse, Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz onu ayrıldığı o yolda bırakırız. Sonra da cehenneme atarız. Ne kötü bir varış yeridir orası. Bu ayetteki iki unsura dikkat etmek lazım. Birincisi Resul'e muhalefet etmek. İkincisi de Müslümanların yolundan ayrılıp başka bir yola gitmek.
Bu iki hususun ikisi de önemlidir. Bu iki husus birbirini tamamlayan hususlardır. Bunların birisi öbüründen bağımsız değildir. Murad-ı ilahiyi, bu ayetten murad-ı ilahiyi, kişinin cehenneme gitmesini netice veren vakayı bu ikiden birisi ortaya koyabilir. Dolayısıyla peygambere muhalefet eden kimse cehenneme gider. Müminlerin yolundan başka bir yola giden kimse de cehenneme gider. Yani bir kimse şöyle diyemez: ben peygambere muhalefet etmiyorum ama müminlerin gittiği yol da beni bağlamaz, beni ilgilendirmez, ben başka bir yola giderim. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü peygambere ittiba ve itaat müminlerin gittiği yoldan giderek mümkün olur. Hem peygambere muhalefet etmeyeceğim hem de müminlere muhalefet edeceğim, bu mümkün değil. Ayet-i kerimenin mefhumu muhalifi bunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla usul ulemasının icmaa hüccet getirdiği delillerden birisidir bu ayet. Ümmeti Muhammed'in avamının havasına tabi olma mecburiyeti var. Cahilinin alimine tabi olma mecburiyeti var. Aliminin müştehidine tabi olma mecburiyeti var. Müştehidinin selefine tabi olma mecburiyeti var. Oradan da doğrudan doğruya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e tebeiyete gider bu. Dolayısıyla bu bir tercihe bırakılmış bir mesele değil. Bu ümmetin selefine tabi olmak, müştehitlerinin icmaına tabi olmak, onların yolundan ayrılıp başka bir yol tutmamak, kişinin keyfine, tercihine bırakılmış bir mesele değildir. Bu doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın vücub ifade eden emri fermanından çıkan, onun muktezası olan bir hakikattir. Buradan bir şey daha anlıyoruz. Müminlerin yolundan, icmadan ayrılıp, o icmayı tanımayıp kendi başına bir yol tutan kimsenin Resul Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba iddiası da boştur. Yani bunu yaparak Efendimiz'e ittiba edilmiş olmaz. Bunu yapan kimse Efendimiz'e muhalefet etmiş olur. Çünkü ümmetin icmağı Efendimiz'e itaate götüren yoldur. Oraya gitmek istiyorsanız müminlerin yolundan gideceksiniz. Başka bir seçenek, başka bir alternatif mümkün değil. Evet, az önce de ifade ettik. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sevad-ı azama tabi olun. Aleyküm bis sevadil azam şeklindeki hadisi veya cemaatte rahmet ayrılıkta, fırkalaşmada azap vardır şeklindeki nebevi ihbarı ve bu mahiyetteki diğer rivayetleri de bizi hep aynı noktaya yönlendiriyor. Müslümanların cemaati, Müslümanların tarihte ortaya koyduğu tutum, duruş bizim için bağlayıcıdır. Dolayısıyla bugünden bakıldığında ümmeti Muhammed'in özellikle bir kısım ilahiyatçılar tarafından tarih içinde ortaya koyduğu müktesebat, tarih içinde ortaya koyduğu pratik, çizgi, tutum bizi hiçbir şekilde bağlamaz. Onlar da adam, biz de adam şeklindeki tavır en azından ehli sünnet vel cemaat itikadına uygun bir tavır değil. Bunu söyleyebilmemiz lazım.
herhangi alanda olursa olsun ümmeti Muhammed'in bir bütün olarak dalalet üzere, hata üzere, yanlış üzere ittifak edemeyeceği şeklindeki hakikati da dikkate aldığımızda tarihte bu ümmet hakikat adına, din adına ortaya ne koymuşsa onun hakkiyetinden şüphe etmememiz lazım. Bilhassa itikadi alanda ortaya konmuş olan bu muazzam müktesebata bugünlerde sanki haktan sapmış, hataya bulanmış efendim, Kur'an'a isabet edememiş bir arıza gibi, bir sapma gibi bakanların sayısı maalesef çoğalıyor bugün. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki bu ümmetin ahiri evveline lanet okumadıkça kıyamet kopmaz. Şimdi baktığımızda evet bu ümmetin ahiri ahir zamanda evveli hakkında ağzına gelen her şeyi söylüyor. Sanki bu ümmetin evveli, bu ümmetin önceki kuşakları bu dini tahrip etmek için, bu dini eksik yanlış anlayıp anlatmak için ne gerekiyorsa ellerinden geleni yapmışlar. Ve ahir zamanda bu efendiler bu dini yeniden Allah Teala'nın muradına uygun biçimde anlayacak, bize anlatacak, ümmete anlatacak, o tarihsel arızayı bugün düzeltecekler. Büyük kopuş adı altında başlatılan bu furya ümmeti Muhammed'i doğru bir yere götürmüyor. Bu ümmet tarih içerisinde el birlik, özellikle de ulema icma halinde bir yanlış üzerinde birleşmez, ısrar etmez. Her kim bunun yanlış olduğunu söylüyorsa hiç tereddüt etmeyin, delil dayanak bilmenize de gerek yok. Hiç tereddüt etmeyin, bu adamın, bunu söyleyen adamın bakışında bir yamukluk var. Bu ümmetin uleması hata üzerinde ittifak etmez, yanlış üzerinde birleşmez. Dolayısıyla az önce okuduğumuz ayeti kerimenin muhatabı olmamak için selef hakkında konuşurken ölçüyü kaçırmamaya dikkat etmemiz lazım. Bu bizim kendi menfaatimize olur.